Partik izleyicilerimiz ve stüdyo gelen misafirlerimiz EYS Yılbaşı programına hoş geldiniz. Harika. Esersizsiniz, Türkiye'nin 5 finalisti geliyor. Bana size benzediğimi Dolmuş'ta söyledi biri. O gün hayatın değişti mi, ne oldu ya ondan Yo, sonra? Yok, değişmedi. Sen ne zamandır bana benziyorsun abi? Ben sana bayağıdır benziyorum. Bundan mutlu musun? Mutluyum. Çünkü müşterilerin borcu aklıma geliyor seni izledikçe. Yaşın 23 olduğu için kutuna kadar benzeyecek misin, benzemeyecek misin? Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Geçen hafta bir arkadaşımız, öğrenci arkadaşımıza görüntülü arayarak televizyonunun kırık olduğunu görmüştük ve Anıl Görkem'e televizyon hediye etmiştik. Şimdi kardeşimize bağlanacağız. Bakalım televizyon olmuş mu, yeni salonuna yakışmış mı? Öncesinde VTR'yi izleyelim ve Anıl'ı bir hatırlayalım. Ver abi. Öğrenci evinde mi yaşıyorsun? Aynen abi, öğrenci evindeyim, tek kalıyorum. Tek kalıyorsun. Arkadaşların var mı çok? Arkadaşlarım var da eve çok, ya eve hiç arkadaş çağırmıyorum. Tek takılıyorum abi ben. Niye? Öyle daha hoş. Yani öyle ortamcı bir insan değilim yani. Senin arkadaşın var mı hiç? Var abi. Anıl, bu yollamışsın. Çok güzel de şaka yapmışsın altına. O televizyon ne abi? O televizyon valla parçalandı ya, annem sağ olsun. Televizyonunu paylaşmışsın kırık. Biz EYS ekibi olarak evdeki televizyonunu yenileyelim diyoruz. Ne diyorsun? Mükemmel olur o abi. Çok sağ olun. Evet. Anıl kardeşimize bağlanıyoruz. Bakalım evdeki son durum ne? Anıl. Efendim abi. Vay. Şöhret yaramış Anıl. Yani birazcık öyle oldu abi ya. Biraz böyle bir şey olmuş. Tadın yerine gelmiş. Ne yapıyorsun? Ya seni sormalı. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım be. İyi yıllar diliyorum şimdiden kardeşim. Vallahi ben de size iyi yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz. Aldın mı televizyonu? Aldım abi. Şu an karşımda duruyor. Süsledim böyle güzel bir şekilde. Ne yaptın televizyonu? Nasıl süsledin? Göstereyim mi abi şuna? Yalnız evde 2-3 tane misafir var ama. Aa. Senin evinde. Evet abi. Sen misafir sevmezdin Anıl. Artık seviyorum ya. Ünlü oldum ya birazcık. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Hani ben hiç misafir sevmiyorum falan dedin ya. Hani arkadaşların alınmadı mı? Yok abi, onlar alınmıyor. Ya. Onlarda sıkıntı yok. Sıkıntı yok, güzel. Bir göster bakalım arkadaşların Anıl. Haklı mısınız beyler? Gösteriyorum abi. Bakayım. Bismillah. Abi şurada arkadaşlar var. 3 tane. İşte bu. Harika arkadaşlar. Şurada da var abi, şu anda 4. Bu ne? 7 7 erkek ne yapıyorsunuz oğlum evde? Abi yılbaşı kutluyoruz ya. Çok güzelmiş. Hepsi okuldan arkadaş mı? Okuldan abi, hepsi bölümden. Benim mekatronik bölümünden. Mekatronik bölümünden. Ne yapıyorsunuz mesela, bir araya geldiniz? İlk defa mı evinde misafir ağırlıyorsun? Evet abi, işte geldik yayına bağlanana kadar bir karnımız acıktı. Aydın arkadaşımız şurada. Ardanalı kendisi melemen yaptı bize. Melemen mi? Abi sana özel bir tane şey yaptık biz. Ne yaptınız? Yolun bizim ayranmaları. Abi şöyle Ankara'ya özel. Şöyle. Gerçekten yılbaşında orada olmayı hiç istemedim ya. Gel. Orada neler var Anıl, göster bakayım ne yazıyor? Abi bir saniye, hemen kamerayı çevireyim, göstereyim. Şurada ışığı açayım abi şurada. Şimdi yok yok, kalsın ışık mı? Çok güzel. Beşiktaş evet, yazıyor. Tamam. Kartal. Güzel. Şurada Beşiktaş atkısı var, şöyle ışıklandırmalı. Güzel. Şurada bir tane kar küremiz var. Evet. Şunlar ışıklı kalp abi. Renk değiştiriyor şöyle. Oh çok güzel evet. Vallahi. Renk değiştirmesi özellikle harikaymış. Abi çam ağacı bulamadık. Biz de damacana üstledik abi şöyle. Ya mükemmel. Ya harikasın oğlum. Abi, ya bir şey söyleyeceğim Anıl. Bir sana ya, her hafta bağlanalım ya. Harika adamsın olur, ya. Olur abi. Adını da Cafer koyduk abi. Cafer'le birlikte yeni yılınız evet. Kutlu olsun kardeşim. Abi şöyle televizyonu da göstereyim. Televizyonu da göster gerçekten. Asıl o konuyu şey yaptın. Televizyonu şöyle süsleme yaptık. Ufak tefek. Açmadınız mı televizyonu? Kanki televizyonu açalım hemen. Abi ışıklandırma vardı şöyle. Onun fişi takılı. Ya ışıklandırabiliyorsun ya televizyon mu izleyebiliyorsun?
Aynen. Şimdi açalım abi televizyonu. Hemen sıkıntı yok yani her türlü. Şu al kanki. Çok güzel. Şöyle teyit ettirebilirim istersen. 8 yana vurulur. Çok güzel. Harika. Yani işte televizyonun yanlarını şöyle çerçevelerle süslemek gereği duydum. Şurada ben varım abi. Şu güzel. Annem oluyor. Şu canım annem. Onu çok seviyorum. Şu babam. Şu kardeşim. Çok güzel. Şurada da kız arkadaşım var abi. Onu da buradan selam yollarım. Çok seviyorum onu. Öyle. Kız arkadaşını da evde bir gün davet et. Böyle birlikte de çekelim sizi. Zaten her hafta bağlanıyoruz ya, sıkıntı olmaz. Hemen de alıştı ya, böyle bir şey yok. Anıl, öpüyorum seni, iyiler kardeşim. Bütün ekibe de selamlar. Tamam, arkadaş. Buradaki arkadaşların sana çok selam var abi. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Hani Allah nasip ederse de biz bölüm olarak ESE'ye katılacağız abi inşallah. Gelin kardeşim, bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Tamam abicim. Öpüyorum. Görüşürüz. İyi yıllar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay. Bir öğrenci kardeşimize televizyon hediye etmiş olduk. Ne de şakacı çıktı ya vallahi. Yani evinde eksiği olan, efendime söyleyeyim, televizyon olur, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Öğrenciler ulaşın bize. Çünkü öyle, değil mi Tolga, öyle şeyler gelmeye başladı. Abi bizim evde de şu yok falan filan diye. Evet, bağlanıp istediğiniz dileklerinizi yerinize getiriyoruz. Şimdi Baba Parası filmiyle Ahmet Kural, Murat Cemcil, Yağmur Tanrı Sensin geliyor. İşte bu, işte bu. Şu şahane konukları bir daha bir alkışlar mısınız? Arkadaşlar, vay vay vay. Baba Parası. Hocam, böyle gaz almışken fragmanla giriyorum ben. Kesinlikle. Baba Parası fragmanı alkışlarınızla geliyor arkadaşlar. Bugün hayırdır kızım ya? Gece gece zıtmırt arayıp duruyorsun. Babam öldü, anam öldü. Babam. Yapma ya. Emin ol, babamız da vakit kaybetmeyip yıllarca çalıp çırptığı haram paraları bulmamızı istedi. Metin ol anne. Babam sizleri ölmüş. Bir hafta bile dayanamadım. Oyna kız, oyna! Merhuma hakkınızı helal ediyor musunuz? Hayır. Helal ediyor musunuz? Hayır. Helal ediyor musunuz? Hayır! Bu ne ya? Üçünü çektiriyoruz sanki. Babanız size bu kasayı bıraktı. Mirasa giden tek yol, altı haneli şifreyi doğru girmek. Şifre kaç! Ucunda büyük para var. Paranın miktarından haber verin. Bir şey değil ya. $1 milyar vardır dediler. Çekin malına mülküne. Düşmanını küçümsemeyeceksin. Oğlum artık şu şifreyi ya. Bıktık ya. Çok güçsüz olduk. Haksızlık bu. İşe düğün. Ucunda ölüm yok. Hadi. Dün ucunda ölüm varmış bir arkadaş. Kaç. Ne bir şey lazım olursa bizden isteme. Dua et. Allah'tan işte. Bizim de durumumuz belli. Hadi be baylar, hadi be. Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Ocak'ta vizyonda Baba Parası. Evet abi, bu filmin olayı nedir? Nedir diğer filmlerden farkı? Kimden başlayayım? Ne demek istersin Baba Parası ile ilgili? Ahmetciğim, buyur. Diğer filmlerden farkı çarşamba günü giriyor vizyona. Bir de diğer filmlerden farkı benim oldu. Ve Yağmur Tanrı Sevsin var tabii ki. Aramızda Yağmur takıldı. Bak Murat, sen ne demek istersin? Çarşamba günü giriyor. Çok karıştırıyorum. çok güzel. Nedir abi bu hikaye? Öncelikle bu filmde yer aldığım için çok mutluyum. bu filmin farkı aslında yine bir Selçuk Aydemir senaryosu. Yine kardeşlik ve aile öyküsü. Ama bu sefer çok ciddi bir miktar paranın peşinde giden kardeşlerin öyküsü. Ve birbirinden habersiz kardeşlerin öyküsü. $1 milyar kalırsa ne yaparızın hikayesi gibi bir şey. Ne yapar? Birden değil mi? Birden $1 milyar ama yani. Biz hesaplayamadık. Uğraşmadık da hesaplamaya zaten. Evet, onu dolar falan çarpıyorsun. Milyar, eskiden milyar falan oradan çok... Bir de sürekli artıp azalan bir şey olduğu için dolar
hesaplayamıyorsun, evet. Tutturamıyorsun. Değişiyor yani. Sürekli. Tabii. Ne yapardın sen 1 milyar dolar kalsaydı? Aklımı kaybederdim. Tamamen mi? Tamam, akli melekelerim giderdi yani. Sen ne yapardın abi 1 milyar? Kaldı böyle. Bu kadar iş yapıyoruz, uğraşıyoruz, ediyoruz falan. Bırakır mıydın şu anki işini? Yani bırakmazdım. Hobi olarak yine yapardım. Hobi ya olarak. 1 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Lütfen. Lütfen ama mesela oyunculuk falan ne yapacaksın? Oynayıp kendin izlerdim. Kendi filmimi yaparım. Be, sen... yani Murat Cemcir'e yapım şirketi şey yaparım böyle. Rakip bir firma açardım karşısına. Abi sen yapımcı olmuşsun, tam böyle para kazanacaksın, hevesler var. Hiç gerek kalmadı. 1 milyar kaldı, ne yapacaksın? Dolar. Dükkanı kapatırım. Dükkanı kapattın. Aynen, gerek yok. Yağmur sen? Ya çok büyük para ya. ben de yani. Ya Allah kimseyi kendini bozacak kadar para şey yapmayı yazacak yani. Yeteri kadar para olsun. Ya gerçekten şunu merak ediyorum abi. Şimdi yani işte Çalgı Çengi'yle başladı hikayeniz. Ve hani işte orada 60 bin civarı bir seyirci vardı. Oradan sinema... 60 bin civarı değil. Allah bize tam rakam hiç göstermedi. 59 bin 8. 60 bine de varmadı bir ya. Abi bu kadar seyirci vardı. Sonra 5 filmle 20 milyon seyirciyi sinemaya topladınız. Ondan sonra yapımcısı kendiniz oldunuz. Sen yapımcı oldun. Sen oyuncu olarak devam ettin. Aranız niye bozulmadı? Yani sen yapımcısın. Sen oyuncu. Niye seyirsiniz abi? İyi çok aranız. Ve bozulacak mı? Bozuluyor da bize mi söylemiyorsunuz? Yani sen bizim aramızı bu akşam bozmaya kararlısın. Yani 3 adam şu an birlikte program yapmıyor. Yani siz de ayrılırsınız. Ya biz de 3 kişi başladık. Evet, değil mi? Evet. Sadece İlecek'iz, evet. Ahmet Kulan, Murat Cemil. Öyle var. Ne oldu Ahmet Sadi? Bırakmadı sonra. Sadi bıraktı. Böyle yapımcı bulmuşum, aramı bozar mıyım ya? Yani gitgide bırakıyor. Ama sizin de Selçuk var. Sizin aslında 3 adam gibi. Tabii, evet. Evet. Bizdeki adamlardan bir tanesi değişik Selçuk. Yani böyle hani adam mütemadiyen yazıyor, çiziyor, işte bunu yapacağım diyor. Mesela bu film için ilk bir araya geldiğimizde ben bu filmi çekeceğim abi dedi. İşte böyle bir şey yazdım, okudum. Bana babayı sen oynar mısın dedi. Ben dedim ki yani tabii ki olur, neden olmasın. Ama dedim hani bu yaşlarda çok iyi oyuncular var falan filan. Sonra işte bazı oyuncu abilerimizle görüştük. O kadar para istediler ki dedim Selçuk bunu ben oynayayım. Yapımcılık yüzünden mi oynadı? Çok güzel bir şey. Sonra makyaj masrafına baktık. Böyle hesaplamamıştık. Arkadaşlar da kabul etmediler, üstadlar da. Üzerime kaldı. Çünkü bu ya... Gerçekten gazetelerde yazıyor. 150 bin liraya mı yaşlandı? Valla o paraya ben Nixar'dan 6 tane ev alırım. Yani hani... Işte, yalan haber mi? Doğru haber. 150 bine? Evet evet. Yani benim o kadar para ödüyor mu arkadaşlar yüzüm ya? Hayır, o yüzü değiştirmek 150 bin ediyormuş yani. Yüzü değiştirmek 150 bin mi yani? 150 bini anca değişti. Anca değişti. Ben bir görüntüler var. Kolombiya'da değişiyor yüzüm. Başka türlü olmuyor. Abi 150 bine seni ben yaparım ben ya. O da 150 bin gerçekten iyi para. Peki şey var mı? Bir tane görüntü getirmişsiniz. Yaşlanma ilgili viral bir şey çekmişsiniz. Evet. Alkışlarla izleyelim. Evladım merhaba. Bu bir tane film var. Fragmanlarını gördük. Çocuklar var iki tane. Sütkar değil, Karlar ülkesi, Sivas, Herkül, Bulgaristan'da Herkül değil mi bu? O çocuklar var bizim, onların filmi var, Ahmet Koral Türk, baba parası. Ona ön satış başladı mı, onu izleyebiliyor muyuz şu an girsek izlesek? Sen bana ayak mı yapıyorsun? Anlat, evet. Bunlar, bu sorularımızın cevabını nereden alacağız biz? Yok mu bilet? Evet, evladım bu baba... Evladım baba parası... Oğlum söylüyor musunuz beni? Efendim 1 Ocak'ta sinemalardayız. Bak çok güzel film diyor. Bu filmin nedir diğer filmlerden farkı? Diğer filmlerden farkı çarşamba günü giriyor izleme. Ne yapardın sen 1 milyar dolar kalsaydı? Aklımı kaybederdim. Yeni takibe başladım. Bu tarz paylaşımlar yapacaksan takibi bırakayım. Sabah Murat Boz gibi geldiğim işten akşam Murat Cemci gibi çıkıyorum. Kesin yeni dizisi veya filmi var. Bu aralar çok foto atıyor. Bu kadın gülerken göremiyor olabilir, bilginize. Yağmur, bu ikili yıllardır birlikte film yapıyor, yol arkadaşlığı yapıyorlar. Bu aralarında olmak nasıldı? Nasıl hissettin? Set, film nasıldı durumlar? Çok güzeldi. Valla. Yani inanılmaz güzel enerjileri var.
O yüzden... Özellikle Murat'ın. Buradalar diye övmüyorum ama gerçekten çok iyi enerjileri var. Ve yani film yani karakter için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnanılmaz profesyonel çalışıyorlar ve onları gördükçe... Onların o azmini ve performansını gördükçe ben de daha çok motive oldum. Daha da mutlu oldum. İyi ki bu filmin içindeyim dedim. Ve peki sette konuşurken şey nasıldı? Şimdi kardeşim sen sette yapımcı mısın, oyuncu musun? Kesinlikle. Ya şöyle bir muhabbet kesinlikle oluyor arkadaşlar. Burada ona bir açıklık getirmek istiyorum. Evet. Şimdi hem yapımcı hem oyuncu olunca bir kere zaten filmimizin yapımcısı Necati Kocabay. Ortağım aynı zamanda. Şöyle bir şey oluyor mesela. Okuma provasındayız, kostüm provasındayız. Bir şey değil. Mesela Selçuk Aydemir rejisörümüz. Ondan sonra toplantı oluyor, bir şey oluyor. Ben diyorum ki mesela, ya diyorum hani bu sahneyi böyle mi olsa, böyle mi yapsak falan filan diyorum. Selçuk diyor ki, bunu oyuncu kimliğinle mi söylüyorsun, yapımcı kimliğinle mi söylüyorsun diyor. Oyuncu kimliğinle söylüyorum diyor. Kalk git buradan diyor. Direkt abi yani onu çok güzel ayırabiliyoruz. Sette kesinlikle arkadaşlarımla beraber oyuncuyum tabii ki. Ama oturuşum falan yapımcı duruyor şu an. Şu an yapımcıyım. Değil mi böyle? Yani, şu an yapımcı kimliğinle oturuyorum burada. Şu an bu değil mi? Kıyafet duruş mu? Peki değişti mi yapımcı olduktan sonra, sen kaç yıllık arkadaşın? Ben yapımcı olduktan sonra tanıdım. Sen direkt yapımcı Murat'ı biliyorsun. Değişti mi abi? Çok değişti ya. Vallahi. Hakikaten 15 kilo verdim. Evet spora başladın, zayıfladın. Hakikaten çok para gidiyor. Vallahi. Ama nasıl ses çıktı? Yok değişmedi ya. Değişmedi mi? Yok yok. Ama biz inanmadık şu an. Değişti gibi geldi bize. Bakışlar harika. Yok yok. Ya şimdi filmin... Toplantısını yaparken geldik işte bir araya geldik ne yapalım falan diye. O sırada da bir skeç çekelim dedik birlikte. Çektiğimiz skeç de şu: program fikirlerini konuşurken ben yeni doğan yavrumdan dolayı olaya konsantre olamıyorum. Bunun skecini çektik. Şimdi alkışlarınızla. Teşekkür ederiz abi. Nasıl gidiyor babalık? Kardeşim var ya. Kardeşim tutaklı gelemedik ya. Allah bağışlasın. Harbi gelemediniz ama ben size çocuğu getireyim valla. Konu bu. Ey maşallah. Hay Allah kardeşim. Maşallah. Yaptık. Allah ya. Yaptık be hacı. Allah Allah. Mutluyuz ya valla, teşekkür ederiz ya. Çok bir şey söyleyeceğim. Kime benziyor? Abi. Kardeşim. Yengeye benzemiş. Değil mi? Evet ya. Berfi yoksa. Biz şimdi anket yaptık. Şeyde en çok bana benzetiyor. Bak şu burun bize karakteristik. Bütün bizim baba tarafı falan o burun delikleri yukarıda bayağı bana benziyor. Neyse tamam. Anket dediğin şey aile içinde falan mı yoksa hani? Yok bayağı insanlara sorduk. Bak. Şu foto kime benziyor burada? Yengeye abi. Burada da mı? Evet. Evet abi. Bir şey söyleyeceğim. Son bir tane bir şey göstereceğim. Bir dakika Murat. Murat bir dakika ekiple tanıştıracağım. Kime benziyor? Bunda kime benziyor? Bir söyleyin ya. Usta gıdı sen de. Yenge abi. Yenge abi. Tamam. Değişecek. Bir dakika bakalım inşallah. Kaç aylık oldu kardeşim? Abi 2 aylık. Daha 2 aylık. Yavaş yavaş oturacağız. Sağ ol. Senin o skeç fikrini bir daha söylesen bize kardeşim. Abi şimdi hayırlı olsun film abi. Öncelikle. Eyvallah kardeşim. Vallahi güzel olsun. İnşallah. İşçisi bal olsun. İnşallah programa da iyi ki geliyorsunuz. 10 numara İnşallah. Eğleneceğiz. İnşallah. Çok güzel fikirler de var. Ne vardı şeyde? Bir zar zor diye bir köşemiz var. Tamam. Zar zor. Ha şey bu Alişan'la şeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok affedersin. Zar zor dedin de bugün çocuğu abi ben zar zor uyutuyorum tamam mı? Böyle ama uyumuyor. Müzik koyuyorum içine. Böyle sallıyorum. En son bak yüz ifadesi şu. Ve ne dedi biliyor musun bana? Ne dedi kardeşim? Agunti. Böyle ilk defa böyle bir tepki ver. Agunti dedi ya. Görmeniz lazım. Bak. İlk. Mi onu söyledi? İlk Agunti dedi. Ne dediğini anne biliyorsun. Baba falan öyle bir şey yok. Yok Agunti dedi. Agunti daha dedi. Ve mesela Agunti ne demek acaba? Evet. İtalyanca da Ağustos demek. Öyle mi? Abi işte çocuk. Abi Allah'ın bir kerameti nereden İtalyanca şey yaptıysa. Pardon abi ben böyle neydi? Ben dedim ki hani eserde kardeşim hani ona benzer bir şey yaptık hani boş yere şey yapmayalım. Onun bir görüntüsünü hazırladık. Zaten bizimkiler size ulaştıracaklar. Böyle para babası diye işte AVM'de çekti. Aşkım bir göstersene ya bak toplantıdayız. Burada şey var bak Ahmet burada, Ahmet Cemci burada falan. Bak kardeşim. Naber? Bak. Göster bir uyuyor. Aldı mı dışına? Ay bu. Kardeşim biz onu çektik. Agüente. Agüente. Aşkım. Agüente. Ağustos demekmiş İtalyanca. Bak ilk defa çocuk İtalyanca konuşuyor. Agüente. Bir dakika.
Oğlum. Oğlum. Ali bize çalışıyoruz şu an. Bu hafta konuklar Ahmet'le Murat. Açayım kardeşim. Aşkım acık göster. Sen bak kardeşim. Onun kokusuna. Ben sana atmışım tamam. Değil mi? Tamam aşkım. Tamam aşkım geliyorum şimdi geleceğim. Geleceğim. Hadi selam söyle abi. Abi çocuğa bir. Hadi abilerin gibi olsun inşallah kariyerde. Bak çok güzel. Şunu gördünüz mü kardeşim? Bu videodan bahsediyorum. Anu. Bunun işte bir tane altta var. Onu programda yayınlayabilirsek süper olur o. Yani onunla evet. Üzerine konuşuruz falan. Pardon ben abi. Sana pardon abi. Pardon abi. Pardon. Pardon abi ne demek? Şimdi şey diyeceğim. Ne yapıyoruz abi? Abi şimdi bu filmle ilgili linçler olabilir. Belki canlı bağlantı yapabiliriz. Ben bizim kuzeyin şeyi gösterdim mi ben size? Şeyini bak. Şurada abi. Soda moda bir şey. Abi soda için senin gazın mı var? Gazın mı var senin? Ne gazı? Oğlum gazın varsa bak gaz olayında ben birim Ahmet. Ne yapayım? Ahmet bak gazın varsa ben kalk bir dakika kalk. Erdal bir hava al. Tamam dur. Erdal gel bir hava al. Havalı değil. Tamam eser. Abi gel. Osutturacağım ben eserini abi. Bak. Eser dur hava alacağım. Ahmet bak şu an bak hissediyor musun? Bak Murat. Uzmanım oğlum işte. Adamın gazı çıkmıyor. Oğlum ne olmuş bu adama ya? Ya işte bir şey olmaz. Murat şey diyeceğim. Ya şey yapalım hayır kardeşim. Ya, biz o zaman şey, şöyle yapalım. Şey aşkım geliyorum aşkım. Bak, biz Elif, bizim Elif bir WhatsApp grubu kuracak bak, pazarlama direktörümüz. Ondan sonra oradan kardeşimiz şey yaparız. Bir sen şey söyleyeceğim. Bana, WhatsApp Murat, grubundan çıkmasın. Birebir de görüşelim oğlum, kardeşim. Şey, eserle olmaz. Bak ama gidiyor bak. Bak kardeş yer yoksa. Ne yapıyoruz şimdi? Herhalde. Gazı çıkarttım Ahmet'ten. Duydunuz mu siz? Kokuyor değil mi? Hadi kalkalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Valla sizinle oynamak çok zevkli ya. Valla skeç çok eğlenceliydi. Senin senle de öyle. Valla çok güzeldi. Teşekkür ederiz eşlik ettiğiniz için. Programımızın sevilen köşesi var. Linç et. Şimdi hazırsanız geliyor efendim. Evet gelsin bakalım ilk lincimiz. Ben böyle resim atsam arkadaşlarım engeller takipten çıkar. Ünlüler Allah'ın lütfu biz Allah'ın cezası mıyız? Ahmet Kural selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Gömmüş övmüş onu hazırladı. Taksici Selim'e hazırlanırken. O mu bu? Göbek falan tabii artık kilo vermeye şey kilo almaya başladım. Selçuk sporu bıraktırmıştı bana. Yaz başı. Abi çok bayağı şişiriyor musun karnın? Şişirdim. Evet. Tabii kaldıralım mesela, artık. Bu böyle durmasın. Abi ben 15 kilo falan verdim. 16 kilo falan verdim. Ahmet de 10 kilo falan aldı film için. Öyle mi? Tabii. Evet. Vay lan bizim ortada film yok. Ben de 10 kilo alıyorum. Bari film denk getireyim o dönemlere ya. Evet gelsin sıradaki. Sabah Murat Boz gibi geldiğim işten akşam Murat Cemci gibi çıkıyorum. Diş değil hatıra ormanı ya. Çok güzel çok tatlısın ama. Allah razı olsun. Abi ama şu an kendine çok iyi bakıyorsun ya. Bir ekstra bir yakışıklı oldun. Ya Murat Boz'un fotoğraflarına bakıyorum her sabah motive oluyorum. Başka fotoğraf mı bulsan acaba? Benimkine bak motive ol. Oraya geçmek zor. Daha böyle ufaktan başlasaydın. Gelsin sıradaki. Fil yıkadım diye bir anısı neden olur ki insana? Sen burada tamam. Fil yıkıyorsun. Ortada fil yıkadın. Sen Bali'deydim o zaman. Arkadaşımla tatile gitmiştim. Ya birisi sana sen yıkar mısın mı dedi, sen kendini mi yıkamak istedin? Yıkar mısın dedi, seve seve dedim. Allah, enteresanmış. Gelsin sıradaki. Kesin yeni dizisi veya filmi var, bu aralar çok foto atıyor. Çok dediği aynı fotoğrafı ikiye bölmüş. İkiye bölmüş. Ama film falan gelince bir panikle insan bir hikaye paylaşımlarında bir şeylerde bir artış başlıyor değil mi? Ekmek parası ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Peki böyle senin paylaşımlarda şey var abi, hani o konuya da girmek istiyorum. Herkesin böyle postların altına bir yorum yapma, bir böyle selamlaşma, bir coşkun var. Evet, orada sosyalleşiyorum. Oradasınız, vaktin yok. Evet, yani vakit yok hakikaten. Evet, gelsin sıradaki. Bu kadın gülerken göremiyor olabilir bilginize. Haklı. Ya o haklı hakikaten. Mesela bizim bak ilk hafta böyle Yağmur'la sahne çekiyoruz. Hep şimdi reji gereği, senaryo gereği, program gereği Yağmur hep yanımda oldu. Karşılıklı hiç yüz yüze bakamadık. Sonra... Hep gülüşürken gülüyoruz, eğleniyoruz. Süper diyorum. Ne kadar tatlı bir insan, nasıl eğleniyor falan filan. Sonra karşılıklı ikili bir sahnede göz teması kurmamız lazım. Ahmet'e gülüyor. Yağmur'un gözlerini göremiyorum. İlişik göz teması kuramadım yani. Hani, abi direkt başka birisi oluyor. Kapanıyor gözler. Bak yok. Sen gülerken gelsen.
Karanlık mı etraf gerçekten? Yani biraz böyle şey. Çok hafif mi bırakıyorsun böyle? Gerçekten mi? Ama hiç görüyorum ama karıncalı görüyorum. Çok az. Çok güzelmiş. Gelsin sıradaki tipini. Neyse iyi adamsın iyi. Yani son anda karar son değiştirmiş. Son anda sevmeye karar vermiş ya. Burada ne var abi? Bir hazırlık ortası mı? Bu Ailecek Şaşkınız'ın son set günü. Lise sahnesi çekecektik Murat'la. Tıraş olmadan böyle bir şey yapalım dedik. Çok güzelmiş. Yani. Demedik ben sana yapma dedim sen yaptın. Beni biliyorsun yapma dedim yaparım. Gelsin sıradaki. Murat Cemci'nin yanında Ahmet Kural olmadığı için böyle bir özgüven patlaması yaşamış olabilir. Çok güzel söylemiş. Kim o arkadaş? Ben arkadayım ama. Arkadaşın. Yani içerideyim ben. Öyle mi? Gitti tabii, sende değil tabii mi? Tabii canım yancı olarak kana gitti. Yancı bedavada. Hiç abi ağladı acaba oynadı böyle bir kıskançlık bir gerginlik bir şey oldu mu? Yok. Yeah. İster mi yani böyle bir... Yani gurur duydum. Çok özür dilerim. Yani gerçekten gurur duydum arkadaşım hakikaten. Yani... Valla şöyle söyleyeyim nasıl bir gurursa Bilge Ceylan'ın ödül alamadığı tek film bu film oldu. Peki bu yani bunu nasıl başa... Ama sen ödüller aldın. Siyah'ta falan bir sürü ödül aldın gerçekten. Evet evet. Ya çok farklı bir deneyim senin adına da değil mi? Ya şaka yapmadan sette durmak çok zor bir şeymiş. Hani ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Çünkü biz böyle hani tamamen sinema kariyerimizi ve dizi kariyerimizi şaka üzerine, mizah üzerine kurduğumuz için ciddi ciddi bir rol çalışmak ve oynamak ve hiç şaka yapmamak çok zor bir şey. Çünkü şey yabancı. Sevdin mi şaka yapmamayı? Hiç ya sevdim tabii ki. Şöyle orada da yani şöyle sevdim. Doğu'yla oynamak büyük bir şans oldu benim için. Çünkü yani o da bir komedyen, çok da iyi bir komedyen. Buradan Doğu Demirkol'a. Yani. Onlar da. İki komedyen olduğumuz için tabii çok daha eğlendim hani en azından öyle bir şey söyleyebilirim. Süper. Gelsin sıradaki. Yeni takibe başladım. Bu tarz paylaşımlar yapacaksan takibi bırakayım. Bu ne abi gerçekten? Bu böyle yakaladın. Abi aşığı yakaladın bırakmadın mı yani? Açlık başıma vurmuş abi ne yaptım bilmiyorum. Ne zaman bu eski mi? Ahlat Ağacı için işte şeye gittiğimizde, İzmir'e gittiğimizde bir otelin lobi sonrası. Gelsin bakalım sıradaki. Sırf camdan tatil yaptığın yer görünsün diye değil mi? Dergi çekimi yapıyorduk aslında. Ama bayağı arkasında gözüküyor biliyor musun? Neresi burası Yağmur? Bodrum'a benziyor. Bodrum'da evet. Bodrum son da dünya. Bodrum torba. Kurak tepeler. Yakaladım diyor. Gelsin sıradaki. Şekilden şekile girmeye çalışmayın. Paniklemeyin. Zaten komiksiniz ya delireceğim. Ya çok bu Selçuk'un çektiği bir kareydi öyle. Mükemmel ya. Ay bu adamın paniği çok yani. Niye deliriyor falan. Seviyor da. Kızmış bir de. Gelsin sıradaki. Sizden her an bir yanlışlık bekliyorum Ahmet Kural'a karşı. Güvenilmezsiniz gibi. Senle ortağın Necati'ye diyorlar. Evet ben de burada gereksiz bir samimiyet gördüm. Ben de. Beni böyle öpmedin. Zaten Necati'yi de öpmedim. Evet. Yani böyle yapımcılar buraya kadar öpüşüyor galiba. Tam yani onu, aynen. Tam böyle yapışmıyorsun bu kadar. Evet. Arada biraz hava gidecek. Gelsin sıradaki. Yağmur fil sevsin. Bu yıkadığın fil mi? Aynı fil mi bu? Hayır başka fil. Başka bir fil. O dedi beni yıka mı diyor sana o? Ya gerçekten bu kadar büyük şeyin yanında hiç mi korkmuyorsun ya? Yani fil zarar... Ya önce bir anlam veremedim hani böyle bir tabii korktum ama yani yaklaşınca o enerjiyi hissediyorsun zaten. Filin enerjisini. Ya zarar vermeyeceğini anlıyorsun yani. Çok güzeldi, çok tatlıydı. Hani senin hayvanlarla zaten bir şey bir ilişkin var yani işte yani Alf'le falan da böyle köpeklerle de falan. Seviyorum. Genel önceden bir sokakta köpek buldu, çok üzüldü köpeği. Bana getirdi. Sonra ben büyüttüm köpeği. Yıllarca yani, böyle 5 yıl falan. Böyle bir sürü sokak hayvanlarını toplayıp sahiplendirmiştir Yağmur yani. Gerçekten bu hayvanları seviyor. Gelsin bakalım sıradaki. Fazla para gitmesin diye iki rolde de oynayan adam gibi adam yapıncı Murat.
Bir anlamışlar biliyor musun? Çok güzel. Bunlardan bir tanesinin altına şey yazıyordu. Geçen gün fotoğraflardan bir tanesini koydum. Bir tane arkadaşım şey demiş. Bizim köyden böyle bir adam çıkacağı hayat aklıma gelmezdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben oğlum programa çalışıyoruz. Sizin köye ulaştık. Tokat. Değil mi hocam? Tokatlısın. Evet. Bizim ekipten bir arkadaş Tokatlı. Tokat'tan bütün arkadaşlarından böyle garip röportajlar aldık. Hazır mısın izlemeye? Şaka yapıyorsun. Ne diyorsun ya? Ver abi. Ben Mustafa Çuycu. Cemcir'le ilkokuldan beri arkadaşız. Murat çocukken de çok neşeli ve esprili bir arkadaşımızdı. Yakın dostlarına bir öneride bulunmak istiyorum. Cemcir'le kesinlikle iddiaya girmeyin. Kaybedersiniz. Bir iddia üzerine 7 tane pide yemişti. O gün hiç unutmuyorum. Bizim burada da çalıştığı sıralarda hep eğlenceli kısmıyla bizimle birlikteydi genelde. Çok güzel bir taklit yeteneği vardı. Fakat yemek konusuna gelince inanılmaz iştahlı bir abimdi. Genelde Tokat'ta pide söyleriz biz bunu. Hani bizler birer buçuk, bir porsiyon yerken Murat abiye üç porsiyondan aşağı söylemezdi. Murat'la beraber çalıştık. Aşırı derecede yemek yerdi. Biz sezon zamanı yemek yemeye gittiğimiz zaman Murat'ı en sonda gönderirdik. Çünkü önce gittiği zaman tüm yemekleri yerdi. Geride kalan çalışan arkadaşlar aç kalıyordu. Ben Orhan Bilalgür. Murat Cemcir'le yanılmıyorsam 1992-1993 yılları arasında Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi 2. ve 3. sınıflarda birlikte okuduk. Murat kendi halinde bir arkadaşımızdı. Okul çıkışlarında ve tatil günlerinde bir kitap evinde çalışıyordu. Unutamadığım, aklımda kalan Murat'la alakalı olarak yeni mezun bir İngilizce öğretmenimize kekeme taklidi yapmıştı sözlüde. Öğretmen de çok üzülmüştü. Sözlüğü yarıda kesti ve Murat'ı oturttu. O kadıncağız inanmıştı. Biz de şaşırdık Murat'ın bu denli başarılı taklit yapmasına. Dersleri çok çok başarılı değildi. Aynı standarttaydı. Ben de büyüdüm, marangoz oldum. Murat Cemcir biladerinin sınıf arkadaşıydı. Oradan tanıyordum. Bir gün Cemcir bir iki kişiyle köftecisine geldi. Abi nasılsın, iyi misin? Dedi abi ben tiyatro yapıyorum, İstanbul'dayım. Buraya bir oyun getirdim. Organizasyonuyla ilgilenir misin? Tanıdığımız arkadaşımız olduğu için yardımcı olduk. Oyun geldi, oynadılar. Yani vasat osuruk bir oyun açıkçası. Ama epey bir zaman geçti. Ah baktık Murat iyi bir projeyle güzel bir senaryoyla ortaya çıkmış. Başarıların devamı diliyoruz. Abi hakikaten en hakikaten, arkadaşım ya. Hakikaten oyun osuruk gibi miydi? Onu da merak ettim. O sonunda söylediğin şey doğru. Oyun rezaletti ya. Rezaletti ya. Hayır, rezaletti ya. Hani rezil olduğumuz bir turne yani. Her gittiğimiz yerde rezil olup böyle selam veriyoruz. İyi ki rezil olduk. Evet, devam edelim. Gelsin sıradaki lincimiz. Ahmet, sana gelmiş bu. Aslında sana çok kızgındım. Fakat İzmir film galasına geldiniz. Sizi gördüm fakat çok şirindiniz. Kızamadım. Kızmamın sebebine gelince senin yüzünden kocamı boşayacaktım. Çalgı Çengi 2 fragmanı neredeyse adam tuvalette bile izliyordu. Abartısız. Ayrıca galadan sonra en az 12 kere aynı filme gittik. Neyse artık benim kociş duruldu demeyi isterdim. Durulmadı. Şimdi de internetten ne kadar filmim varsa baştan alıyoruz. Şirinliğinden dolayı kızamıyorum. Artık ben pes ettim. Doğru yolu buldum. Ve ben de izliyorum. Bence bize bir teşekkür borçlusun. Teşekkür ederim. Süper, borç kapandı. Ayrıca seninle fotoğraf çektirmek için yalan söyledi. Ankara'da yaşamıyoruz biz. İzmirliyiz. Ve İzmir'deyiz. Oh be, ispiyon da ettim, rahatladım, sevgiler. Sonra devam etmiş. Ha bu arada yalan da işe yaradı. Seninle fotoğraf çektirdi. Evin baş köşesine astı. 24 saat bizim evdesin valla. Bu arada çok rahatladım, bunları söylemesem çatlardım. Artık en sonunda ya Ahmet ya ben diyeceğim diye ağlıyor ağlıyor gülmüş. Abi bu çift Murat Kaşgül ve Emel Kaşgül bunlar... İzmir'de yaşıyorlar. Biz ulaştık bu çifte. Ve programımızda yeni bir şey görüntülü konuşuyoruz biliyorsunuz. Şimdi kendini ekrana bağlıyoruz. Bağlayalım abi. Evet Murat Bey, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar Eser Bey. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle böyle program yaptığınız için başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim iki karakter orada. İki karakter, çok güzel. Murat abi nasılsın Murat abi? Sizin için yalancı oldum, doğdum, büyüdüm, ya. Şehri değiştirdim ben Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Şirinlikten ölüyorum, fark ediyor musunuz? Vallahi bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Beni görüyor musunuz? Stüdyoyu görüyor musun? Evet, görüyorsun değil mi sen burayı? Ha. Çok teşekkür ederiz. Beni çok mutlu ettiniz. Özellikle Murat'tan ayırıp beni ayrıyeten sevdiniz. Çok sağ olun. Yeni filmimize de bekliyoruz Ahmet Bey, şöyle efendim. Buyurun.
İzmir'e galaya gelmiştiniz. Evet. Bu Çalgı Çengi 2 filmi için gelmiştiniz. Evet. Biz tesadüfen o gün ailece oradaydık. Zaten filme de girecektik. Yani ben evde tuvalette sizin fragmanlarınızı sürekli seyrettiğim için... Ne tuvaletteyiz? Murat abi ben bu bilgilerin hepsini okudum. Sizin hanım yazmış internete. Hepsini okudum. Evet. Gerçekten tuvalet detayı niye var? Yani... Ya salonda izlemiyor musunuz fragmanları? Kaçak izliyor galiba. Şimdi ben cep telefonuyla tuvalete girdiğim için ses açık bir şekilde... Neyse sizin, böyle bir detay istemiyorum. Peki hanım nerede? Artık hanım yok mu yanınızda? Yani hanım yazmış yok, bunları. Yok, eşim burada. Burada mı? Nerede? Eşim burada. Bir saniye. Evet, Emel Hanım. Emel Hanım merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız Emel Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Ahmet Bey karşınızda. Yıllarca çektiniz Ahmet'in filmlerinden, fragmanından. Eşinizle kavga ettiniz ve sonunda buyurun yüzleşin. Ben bir şey söylemek istiyorum öncelikle. İnsanlar filmi çevirdiğinde gişeyi hesaplar. Ben tuvaletteki kuyruğu hesaplıyorum artık. Efendim sıkıntı yarattığımız için çok özür dileriz. Ya konu niye tuvalete bağlanıyor? Ben... Emel Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 45 dakika. Duruyor mu? Yalnız Ahmet Bey... Yalnız bizim fragman 3 dakika. Yani fragmanı 15 kere döndürüp. Filmi de bu. Komple filmi de. Yarısını sinemaya yatırmış bulunuyoruz. Efendim İzmir'de tekrar galamız olacak. Sizi bekliyoruz. Ben Ahmet Bey şu sözünü alabilir miyim sizden? 1 Ocak'ta filminiz vizyona girecek baba parası. Evet. Ben onu sizden beraber yan yana seyretmek istiyorum. Tuvalette seyrediyorsunuz 3 kişi. Yani aynı tuvalete girmeniz doğru olmaz. Çok güzel. Hayır. Evet. Ahmet Bey. Sadece ben sizden fotoğraf çekilip yatak odasının her tarafına resminizi atmak istiyorum. O zaman İzmir galasına bekliyorum yanıma. Tamam. Çok güzel. Süpersiniz. Tamam. Teşekkür ederiz Murat Bey. Saygılar eşinize. İyi akşamlar. Esersizsiniz Türkiye'nin 5 finalisti geliyor. Bana size benzediğimi Dolmuş'ta söyledi biri. O gün hayatın değişti mi? Ne oldu ya? Ondan sonra... Yok değişmedi. Sen ne zamandır bana benziyorsun abi? Ben sana bayağıdır benziyorum. Bundan mutlu musun? Mutluyum. Çünkü müşterilerin borcu aklına geliyor seni izledikçe. Yaşın 23 olduğu için hiç ne kadar benzeyecek misin, benzemeyecek misin? Arkadaşlar şimdi programımızda çok enteresan bir bölüme geldik. Gerçekten çok enteresan. Konu şu, biliyorsunuz bundan birkaç bölüm önce Naim Süleymanoğlu'nu oynayan arkadaş varken hani Naim Süleymanoğlu'na benziyor diye Hayat Van Eck. O döndü mü ya? Bayağı ilerliyor. Oğlum sen ne diyorsun ya? Yani söyleyeyim mi? Yani her zaman. Aa. Tabii. Bu... Böyle yani. Hani aramızda... Sen bayağı mobil geziyorsun tabii, yani. Tabii ben istediğim yere gidip şaka yapabiliyorum. Şöyle hatta biraz böyle yapalım mesela. Aha. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bölüm gerçekten. Çünkü işte Naim Süleymanoğlu'na benzeyen arkadaş olunca ben de dedim ki benim benzerlerim fotoğraflarını atsınlar. Abi olay büyüdü. Ülkede bana benzeyen ne kadar çok adam varmış. Yani sürekli WhatsApp altına fotoğraflar geliyor. Böyle artık hani 100 tane falan fotoğraf geldi ve onlardan her hafta elemeye karar verdik. Bugün de finalini yapmaya karar verdik. Evet bayanlar baylar alkışlarınızla Esersizsiniz Türkiye'nin 5 finalisti geliyor. Hoş geldiniz.
26 yaşında. Fethiye'den katılıyor kardeşimiz. Kendisi çiftçilik yapıyor. Evet, şimdi 3 numaraya geliyoruz. Ertuğrul Kurt. İşte bu. 23 yaşında. Görüyorsunuz. İşte Ordu'dan katılıyor. Öğrenci. Hoş geldin kardeşim. Çok güzel. Alkışlar tekrar gelsin Ertuğrul'a. 4 numara İbrahim Çağlarbaş geliyor. 29 yaşında. Kayseri'den katılıyor. Protez üretimi yapıyor kendisi. Hoş geldin kardeşim. Kayseri'den. Bu da buna yakın isimlerden. Çok güzel. Ve 5 numara Adem Süner geliyor. ...18 yaşında en genç bana benzeyen kardeşimiz gerçekten de İstanbul'dan katılıyor kendisi. Öğrenci, alkışlar Adem Süner'e. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar tekrar hep birlikte. Abi jürisiniz. Gerçekten 1-2-3 seçiyoruz bugün. Emirhan Ülkü abi hoş geldin. Merhaba abi. Kocaeli'den geliyorum. Süper. Esnafım. 29 yaşındayım. Ne yapıyorsun esnaf? Esnaf bayiliğim var. Süper. Telefon üzerine. Telefon üzerine. Evet. Var mı hiç böyle hiç bana benzediğin için saçma bir anın var mı? Saçma bir anım bir alışveriş merkezinde 4-5 tane böyle bir bayan arkadaş üzerime doğru koşup hani hanıma telefonu verip bizim bir fotoğrafımızı çek dediler. Evet. Hani ben de hani durum kötü olduğu için hani hanım, gülemiyorum falan. Hanım bir şey hanım diyor ki gülsene diyor. Ben gülemem nasıl güleceğim diyorum evde sıkıntı olabilir. Öyle peki. Bir saçma durum var. Çok güzelmiş. Peki yılın eseri seçilirsen ne yapmayı planlıyorsun? Şey, çerçeve bitirip dükkanı açacağım. Dükkanı açacağım. Çok güzel. Evet. 2 numara Ferdi Avcı. Merhaba efendim. Fethiye'den katılıyorum. Süper. Aslen çiftçilik yapıyorum ama öğrenciliğimi de tamamlamış bulunmaktayım. Sen mesela nasıl katıldın abi yarışmaya? Arkadaşlarım görmüş hatta bana sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış. Bildirimleri falan ben görmeyince benden habersiz sosyal medya fotoğraflarımdan paylaşmış bulunmakta. Neyse ne güzel benim konuşuyor bulunmakta, gelmekte çok güzel. Neyse benim daha sonra haberim oldu. Tabii ben de onayladım. Herhangi bir şey çıkmadı. Zaten bu fırsatı bekliyordum. Üniversiteli yıllarımda hep arkadaşlar bunu bana belirtiyordu ama herhangi bir fırsat geçmedi elime. Neyi belirtiyordu? Esere benziyorsun mu diyordu? Evet kesinlikle. Eser Yenenler. O zaman sizin 3 adam vardı. İbrahim Oğuzhan ve siz. Hatta dalga geçtikleri falan oluyordu. Bu konu 3 adam olmaktan değil. Esere benzemenin en kötü yanı beni görünce hani o zaman daha çok kiloluydum. Şişman olduğum için üç adam falan yapıyorlardı hani öyle dalga geçiyorlardı. En kim büyük sıkıntı. Ne oluyor oğlum? Böyle bir şey yok bu şey. O arkadaşlara buradan bir şey demek ister misin? İzlesinler. Sadece izlesinler. Sadece izleyin. Teşekkür ediyoruz Ferdi kardeşim. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Başarılar dilerim. Bravo. Evet. Verelim. Ve Ordu'dan geldi Ertuğrul. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyiyim abi, çok iyiyim. Evet abi, senin hiç başına garip bir olay geldi mi? Bana size benzediğimi dolmuşta söyledi biri. Yani dolmuşta bildiğin gidiyordum, elim havada böyle ayakta gidiyorum. Biri döndü, ya sen Eser'e benziyorsun biraz dedi. O gün hayatın değişti mi? Ne oldu ya? Ondan sonra... Yok, değişmedi. 3 yıl sonra ya, 3-4 yıl geçti işte. Siz de böyle topluyordunuz fotoğrafları. Benim de doğum günümdü, 15 Kasım. Öyle mi? Evet. Tam doğum günümde attım fotoğrafı da size. Süper. Şans. Yani siz de dönmüşsünüz sağ ol. 3'e seçmişsiniz o gün. Süper. Ondan sonra daha çok tepki almaya başladım. Yani şöyle. Ya daha önceden hiç benzetemiyorduk seni ama yani fotoğraf atınca daha çok benzemeye başladın gibi yani. Gözümüzde canlanmaya başladığın gibi laflar duydum. Süper. Hangi dolmuş hattı bu ya? Ünye hastane dolmuş. Nasıl bir muhabbet dönmüşse değil mi mesela? Ya para uzatırken yapsaydı daha komik olurdu yani. Para uzatırken ya sen Eser'e benziyorsun ama verme ya deseydi çok iyi olurdu. Evet teşekkür ediyoruz. Alkışlar gelsin Ertuğrul'a. Şimdi İbrahim Çağlarbaş. Hoş geldin. Hoş geldik Eser. Hoş bulduk Eser. Nasılsın? İyisin? İyidir vallahi. Sen nasılsın? İyisin. Süper, harika. Sen ne zamandır bana benziyorsun abi? Nedir? Abi ben sana bayağıdır benziyorum.
Bundan mutlu musun? Mutluyum. Neden? Çünkü müşterilerin borcu aklıma geliyor seni izledikçe. Sana olan borçları. Aynen. Oo, çok iyi bir şey. Sen ne yapıyordun iş olarak? Dental implant satışı ve dental protez üretimi. Maşallah, ne güzel iş ya. Aynen. Yani? Üniversite mezunuyum ama bu mesleğiyle beraber devam ettik. Evet, teşekkür ederiz İbrahim'ciğim. Alkışlar İbrahim'e gelsin. Ve Adem Süner. Hoş geldin kardeşim. Merhaba, adım Adem. Süper. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Süper. 18 yaşındasın. Evet, üniversite öğrencisiyim. Üniversite öğrencisisin. Süper. Evet. Sen abi 18 yaşında okulda falan çok geyik oluyor mu? Okulda da oluyor. Eskiden çok oluyordu bayağı. Çocukluğu falan hani bu yaş değil mi? Gerçekten. Daha genç. Haline falan hani bu çok güzel hareketler falan. O dönemden beri. Ama gençliğinde daha çok benziyordum, bunu diyebilirim. Çok güzel. Evet hocam. Yarışmacılarımız bunlar. Sevgili jürimiz burada. Gerçekten ilk üçü şu an karar vereceğiz. Şu an mı karar ver? Şu an seçeceksiniz abi. Sen ne düşünüyorsun? Değişebilir. Şu ana göre. Yaşında çok yakın. Kesinlikle. Üç numarayı söyle. Evet. Evet değerli misafirler, jürimiz kararını verdi. Esersizsiniz Türkiye'nin. Üçüncüsünü şimdi açıklayacak. Sayın Murat Cemcir, üçüncü kimdir? Ayaz Ağa'dayız. Şu anda nefesler tutuldu. Üçüncü. Çatlattı bizi. Evet, Ertuğrul Kurt. Bravo. Üç numara. Üç numara, üçüncü mü? Ertuğrul'cum ben bir kere kesinlikle ya, arkadaşlara hiç katılmadım. Bence sen bir numaraydın. Fakat yaşın 23 olduğu için 30'a kadar benzeyecek misin, benzemeyecek misin? Ona da emin olamadık. Bir 7 yıl bekleyelim dedik. Ya bir daha deneriz. Eser abi yine yapar ya. Deneriz. Yaparız kardeşim. 3 numara seni alalım abi şöyle. 3 numara şeyine alkışlarla. 3 numaranın ödülünü de arkadan getirelim. Evet arkadaşlar, 3 numara. Bir sak yiyorsun sen. Nasıl yılın. Evet buyurun. 2 sene çıktı. Benim kendi evimde kullandığım tartıyı teşekkür ediyoruz. Evet. Bundan sonra 3 numaralı Ertuğrul kullanacak. Nice günlerde tartıl kardeşim. İnşallah. Evet, şimdi 2 numaraya karar veriyorsunuz. 2 numara için yine Ayaz Ağa'dan yarışmacı Fethiye'den benziyor. Ferdi Avcı. Ve 2 numara. İşte bu. Ferdi 2 numara. Tebrik ediyoruz. Gel kardeşim alalım seni de şöyle. 2 numara. Ferdi. Yerine çıkıyor. Alkışlar Ferdi'ye gelsin. Ve Ferdi'nin hediyeleri de gelsin. Onu yapamayız onu. İşte bu. Ferdi'ye ESD'de giydiğim takım elbisemi ve tişörtümü. Şimdi abi yılın eseri. Evet Ahmet Kural. Ahmet Kural'a çıkacak. Yılın eserini Yağmur Tanrı Sevsin'le beraber. 30 yaşında. 120 kilo. Emirhan Ülkü. İşte bu. Tebrik ediyoruz. İşte bilirsin. İşte. İşte bir numara geliyor, açılın. Ve bir numaranın ödülü gelsin arkadaşlar. Bir numaranın ödülü geliyor. Duymuyorlar. Evet. Koş. Ve bir numaraya evde kullandığım koşu bandını getirdim. Bisikleti getirdim arkadaşlar. Ve kardeşim. Bakayım. Oldu mu?
bakayım şöyle. Tamam sen yukarıya çıkarsan dur. Tamam, tebrik ediyoruz. Onu da takıyoruz şöyle. Evet takalım. Allah. İşte. Ve kardeşim kupanı da sana veriyoruz. Kardeşlerim sizi de böyle alalım. Böyle alalım. Buraya katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birlikte bu böyle bir şakaya ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ahmet'e, Murat'a, Yağmur'a teşekkür ediyoruz efendim. Programımızın yine sevdiğimiz köşelerinden biri. Emoji ile şarkı tahmin edeceğiz efendim. Bir, iki, üç. Yüz günleri. Son gün. Karlı. Güvendiğim dağlara kavruyor. Güvendiğim, aa güzel. Güven dağlara değil. Yağmur da hala orada puan peşinde. Aynen de bildiğiniz. Yılbaşı programında size bir sürprizim daha var. Gerçekten bilmiyorum yakalayabildiniz mi? İnternette deepfake diye bir akım başladı. İnsanların yüzlerini böyle evirip çeviriyorsun. Başka insanlarla böyle birleştirip bambaşka bir insan yaratabiliyorsun. Ve sinirleri bozulacak kadar acayip benziyor. Mesela en son Queen'i İbrahim Tatlıses'e benzetmişler. Freddie Mercury'yi bayağı İbrahim Tatlıses'e benzetmişler. Gördünüz mü o videoları? Evet, evet gördüm. Abi biz de size... Onu mu yaptınız? Ben de sizi böyle Hollywood'daki acayip filmlere üçünüzü tek tek... Ayrı ayrı filmlerde mi? Ayrı ayrı filmlerde ve inanamayacağınız benzerlikte oralara monte ettik. Bunu biz yapmadık. Kardeşimiz Capsman 34 Instagram hesabı var. Onda da artık ortak bu işi yapacağız. İlk defa da sizle başlıyoruz olaya. İlk önce Ahmet Kural'la başlıyoruz. Aynen. Ahmet Kural'ı Scarface'e Al Pacino olarak. En sevdiğim film. En sevdiğim filme evet. Scarface'e Al Pacino olarak koyduk. İzliyoruz. Buyurun. Final. Sağlık. Hakikaten ben de yani Al Pacino'yu tercih ederdim yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı güzel. Değil mi arkadaşlar ya? Şaşırtıcı değil mi? Ben de yani çocuk çok... bununla uğraşıyor, ediyor falan filan. Böyle bir geldiğinde şok oldum. Ne kadar olmuş ya sen. Ne kadar güzel olurmuşsun filmde de bu arada ya. Tipi ya falan. İlk bana geldi. Al Pacino mu sen mi? Palma. Ve şimdi ya. Murat Cemcir'i de kendin bir yerde bir röportajında gördük. Thor olmak istiyormuşsun. Seni Thor yaptık hocam. Capsman 34 seni Thor yaptı. Alkışlarla izliyoruz. Bir hayalini gerçekleştirdik Murat. Ne diyorsun? Yani süper kahraman da olsam çekiş de insan öldürüyorum maalesef. Güzel yakışmıştı. Taş dövdüm ya çekişte. Şimdi Yağmur Tanrı Sevsin'i de Wonder Woman yaptık. Alkışlarla izliyoruz. Yağmur
Vallahi ellerine sağlık. Evet. Vallahi bravo çok ya. Çok iyi olmuş. Bayağı gerçekten olmuş. İster miydin böyle aksiyon filminde oynamak? Çok isterim. Valla. Çok isterim. Yani böyle o atlayacaksın, koşacaksın, zıplayacaksın falan. İnanılmaz keyifli olur. Valla. Ben hiç istemem ya. Bu nedir abi? Abi sen zaten şu anki bildiğim, şu anda da yapıyorsun bunları da. Bu ayarda hani bu Marvel'ın falan filmlerinde öyle süper kahraman falan o tat var mı sende? Sever misin o tabii filmi? İmkan verirlerse neden olmasın? Neden olmasın? Yapmak isterim böyle bol aksiyonlu bir film. Programımızın yine sevdiğimiz köşelerinden biri. Emoji ile şarkı tahmin edeceğiz efendim. Eğlenceli, gülücü. Bak görüyorsun. Aa. Gülücü de var. Tabii. Evet. Veriyorum. İlk şarkıyı hazır mısınız abi? Üçünüz ayrı ayrı yarışıyorsunuz. Kim bilirse. Seyirci de biraz tahmin etmemeye çalışıyor. Tamam mı? Üçünüz aynı anda bir çalışıyorsunuz. Bakmak yok. Sen şimdi kopyalamaya çalışıyorsun. Daha şarkıyı görmedik. Buradan ses çıkıyor evet mu? Yok, o en sonunda şarkıyı söylersin. Önce bu mikrofona tahmin edin. Şarkı tamam. Bileceksin. Bir, iki, üç. Son gül. Sonbahar gül güneş. Son gül. Yani şu an salak gibi bakıyoruz. Ne abi bu? Şey bu. Seyircinin, şimdi seyircinin ufak ufak... Mevsimlerden sonbahardayım. Mevsimlerden sonbahar. Güzel tahmin ama değil. Son gül karlı. Şimdi bu gül bu gül kokla. Dur çok bir, çok az. O kadar verme kopya. Ben söyleyince bir nota ver. Aa verelim hocam. İki nota ver. Yeter. Güz gülleri gibi. Doğru. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca ana. Ya sevince geç kaldım. Abi adam müzisyen bir notada yakalıyor biliyor musun? Ahmet Kural biri oldu. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hey 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 taksi. Bütün işlerim gitti aksi. Hey dur taksi. Arkadaşlar. Sesin nerede? Yağmur mikrofonu almadı. İşte mikrofon bitti. Alma. Mikrofon bahanem oluyor. Geliyor mu? Evet. Bir, iki, üç. Bu ne? Bilen en kaldısı. Dünya son rüya bir şey. Bak şuraya şuraya atsın abi. Evet. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Helal olsun sana. Helal olsun. Abi şu da. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Yani rüya end. Pardon. Murat'cığım lütfen. Tamam abi, kaderin böylesine yazıklar olsun nerede? Abi o arkada. Abi olduğu kadar yani neresini emojilendirebiliyorsan konu o zaten. Söylemek ister misin şarkıyı biraz? Yok, tahmin eden zorunda. Hadi. Batsın bu dünya. Gir abi. Bir ses versene Coşkun. Evet. Sen gireyim yani. Gir gir, bir şey olmayacak. Batsın bu dünya. Bitsin bu rüya. Evet. Ağlatıp kuta gülene. Yazıklar olsun. Dolmamış çileler. Yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül. Şiir olarak okuyor. Şiir. Helal olsun. Seyirci 1, Ahmet 2, Murat tüm çabalarına rağmen 0. Yağmur zaten çabalamamıştı. Şu an Yağmur'la senin bir takım yaptım. Tamam. Okay. İkiniz bir takımsınız. Hazırsak 1. Oo. Haydi bakalım. Bütün dünya izler durur. Güvendiğim dağları kar yağdı. Güvendiğim, aa güzel. Düven dağlara değil. Güzel oralarda ama yani tahmin bu çok zor ya. Bunu bilme imkansız yani. Seyirciye de gösteriyorum. Dur 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 ya. Girme girme girme. Coşku girme. Ya eyvah yakala. Buyur abi. Haydar Haydar. Helal olsun. Bir dakika.
De ben de yani sözlerin başını kah çıkarım, kah çıkarım. Hmm. Gökyüzüne seyreder. Seyrederim. Alemi sonra kah inerim yeryüzüne. Seyreder. Seyreder alem beni. Bravo. Helal olsun. Evet, bir, iki, bu kolay, o yüzden seyirciler hiç girmesin. Bunu sadece Yağmur'la Murat'a tutacağım bak, hadi. Telefonun başında çaresiz. Telefonun başında çaresiz bekliyorum ama lütfen. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak yüreğim. Evet, ne anda bildim. Boşuna. Yağmur da hala orada puan peşinde. Aynı anda bildik biz. Yağmur 5 dakika var arada ya. Adam girdi çay. Ortasında yakaladın. Evet, tebrik ediyoruz. Ahmet Kural 3 oldu. Helal olsun. Ama yani söylemek... Yani ben şeyi anlamadım abi şimdi. Şarkıyı emojilerden anladık. Söylemiyor muyuz? Adam şarkıyı söylemiyor. Söylesin. Evet, söylesin abi. Abi niye şarkı söylemiyorsun? Söyledim. Evet yani. Hayır abi. Adam bahsediyor dünya söylediği. Bir dahakini bilirsek söyleyelim. Yok, bence bunu söylesin. Evet abi. Telefonu. Bastım bu dünya söyledi ya. Ay o isim siz. Ya da mesela sen söylemiş gibi yap, biz gülelim. Tamam. İstediğin gibi. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen de bilin. Tonumu kaçırdım. Niye beni aramıyorsun? Seni bir gönlük değil, ben seni bir önlük değil. Gururum umrumda değil. Evet. Teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Prensesler gibiydim ben baba evinde. Yağmur Tanrı sevsin beni. Sonunda. Evet. Yağmur, yağmur. Yağmur, yağmur, yağmur. Prensesler gibiydim. Bunu tahmin edebilecek misiniz? Gibiydim ben baba evinde. Bak, ya zaten hayatım... 2019 bu şarkıyla bitsin, boş ver. Yağmur, biraz söylesene ya. Eser biliyor sesimi, o yüzden. Bak ben biliyorum, o yüzden. Ama işte biz de bilmek istiyoruz. Evet, hadi bekliyoruz. Evet, biraz söyle ya. Tamam. Prensesler gibiydim ben baba evinde. İstersen bana ukala prensesler gibiydim ben baba evinde. Ben arkadaşlar, benim çok fazla karaoke geçmişim yok. Yani çok fazla karaoke'ye gitmedim. Hayatımda Yağmur'la bir kere gittik. Yani orada denk geldim şarkı söylemesine. Barika bir daha gitmedim. Yani çünkü bak, çünkü şöyle bir şey var. Yağmur sesinin kötü olduğunu biliyor. Ve bunu bize iliklerimize kadar yaşatmak istiyor. Çünkü sadece arkadaşlarım dinliyor beni. Bizi bir ara karaoke toplayıp mahvedip evlere yolluyor. Yani, şarkı söylemeyi seven bu kadar kötü sesli biri. Ama bir şey söyleyeyim. Bazısına kötü ses yakışır ya. Sana çok yakışıyor. Yani bazısına söylemek. Vallahi. Özlemişim, biliyor musun? Bir tane daha sevdiğin şarkı söylesene ya. Böyle. Bir sonrakini bildiğimde söyleyeceğim. İnşallah bilirsin. Son güzel. Şarkı çünkü. Son. Yağmur da biri oldu. Aa, güzel. 1, 2, 3. Yalan dünyada. Ya. Yalan dünyada. Yalandan gözüm. Aman çok pes girdim hocam. Ah yalan dünya. Yalan dünya. Yalandan yüzüme. Gülen dünyada. Helal olsun. Şov yaptı adam. Gaza geldi. Adam artık mikrofonların ikisini de aldı. İstersen ukala. Bir, iki. Son değil miydi ya?
Hayır var. İki tane daha var. Dört tane mi bildin sen? Dört sen coştun zaten. Üçte. Burada başka bir şey var. Evet bir, iki, üç. Bebek. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Bebek de 3-5 lira atalım. Bebek güzel, herkes bebekten yürüyebilir. Alttaki kim? Ama pilli bebek. Ama pilli bebek değil. Murat bunu senin bilmen lazım. Pilli bebek. Hayır yani bu... Kirli bebek. Yani bebeği, bebek yok içinde. Adını sen koy mu? Evet. Abi. Ama sorma, adını sen koy. Evet. O soru sordu. O soru sordu. O bilmedi, soru sordu. Evet, Ahmet emin olmadığı için. Nedir? Murat'ın dizden adını... şarkısı. Evet tabii. Abi senin söylediğin kardeş şarkı bir de ya. Aa, hak... evet. Ama ben kazandım. Şimdi, Ahmet bilemedi, sordu. O mu dedi? Kazansan da bir şey... olmuyor zaten. Yani Yağmur'la 1-2 oluruz. O yani. Ama 2 olduk. Adam 4 zaten. 2-3 tane ama onların bir bildiği 2 sayılıyor. Ya artık hiçbir önemi yok bilmenizin, Ahmet kazandı ama yine de son şarkı. 1-2-3. Bütün dünya izler durur. Ne adı bu? O direkt iyi girdin. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Bir şey diyeyim, yanlış kopyayı alıp direkt devam ettim. Onlar da böyle bir iki bildi. Ben dönünce bildik galiba deyip 2-3 arkadaşa eşlik etti falan. Hepsi uçurumdan aşağı böyle. Değil abi. Şimdi. Kanadi var uçamaz. Evet. Peteği var bal yapamaz. Aman ha. Evet. Allah Allah. Bu nasıl? Bu ne bu? Dünya döner. Ben tweet, tweet. Bu. Bu ne olmuş? Üzülmüş. Bu ne? Üzgün. Bu ne olmuş peki? Bu hani miş demiş lan, nasıl kopya veriyorsam. Bu... Küçük bir kopya alabilir miyim? Bu ne? Kuş. Tweet. Kuş. O nasıl? Bu ne? He? Güç. Kas. Kuş mu? Kuş. Kanatlarım var. Ya bu ne, bu ne? Ya çok güzel bir şey kaçırdık arkadaşlar. Nedir? Kuş beni kanat dedi. Kuş beni kanat. Kuş beni kanat dedi. Kuş beni kanat. Göklerde kartal gibi. Ne bu abi? Bu ne abi? Bir dakika. Ya şunu bilseniz, şunu ne oldun? Güç. Ay normal kol. Güç ne, kol. Bende. Kol. Sever gibiyim. Kol. Kas. Kol. Güç bende. Evet. Kolu kanadı kırık kuşlar gibi ayrı edin. Rüyalar. Bravo. Uçup diyarlarda. Kanadı kırık kuşlar gibi ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi. Uçup rüyalarda. Ama şarkıyı nasıl idare ettik? Alkışlar Ahmet Sural'a geliyor arkadaşlar. Kimsenin bilemediğini bildi. Kimsenin yapamadığını yaptı. Bildi. Kolu gerçekten. Kanadı kırık. Kolu kanadı kırık. Gerçekten, evet baktım içeriklerde nelerimiz var, her şey. Vallahi neler yaptık. İlk ve son aşkımdın. Söyle ya, istediğin sevdiğin şarkı varsa. Vallahi oğlum bu güzel yılbaşı programında şarkı güzel gider. Yapıştır. Hangi şarkıyı söyleyeyim, hangisini istiyorsun? Hangi şarkı? Almanca. Almanca. Söyleyelim mi? Tabii canım. Ama şimdi Beyaz Show'da söylediğimiz şarkıyı burada söylemezsek ayıp olur. Evet. Hayır Beyaz Show. Finalde Beyaz Show. Hadi ya. Hayır final, finale doğru giderken Beyaz Show oğlum, ben de Beyaz abi gibi. Vay be Ahmet. Ha Ahmet. Ha Ahmet'im be. Hadi bakalım be. Söyle bakalım. Bravo be Ahmet'e. Hey evet, hoş geldin. Hadi bakalım. Şimdi Beyaz Show'da. Harika şarkılarla. Buyur kardeşim benim. Hadi söyle bakalım. Hay hay aslanlar. Hey. Sizin aynen namın. İşkanes neşe tragın. Svay alales nisfo. İşlebe dişten ginzi fo. Ez ma uza ez da şkayt. Eşte işim maynim. Hestem vazi vek. Vazi vek. Diz ma gizi gizi şkayt. Unizi dahtiz. Ismi digin. Deniş bloğu diş. Deniş bloğu diş. Deniş bloğu diş. Yani ben finali Yağmur'la yapmak istiyorum. Yani ya, Yağmur'a da madalya takıyoruz. Bir tane sevdiğin şarkı ya, bir tane lütfen ya. Hadi finalde çok güzel olur.
Hangi şarkı istersin? Seni sevdiğin, duymak istemez. Senin sevdiğin şarkı. Hey, mesela hangi şarkıyı seviyorsunuz, bir daha sevmek istemiyorsunuz? Onu söyleyin. Ya bu bir tane söyle ya. İsyan mı? Yok yok. Çok ağır gelir şu an. Evet, hepimize ağır gelir. Ya sen kendi sevdiğin. Sevdiğin var mı? Yağmur yağdı, kaç. Kaç kaç. Kaç. Sen ben. Şemsiyeni aç. Aç aç. Ne yapayım ben şimdi ya? Hayır. Evet, 1 Ocak'ta Baba Ayrıca, Parası çok sağ ol, çok sinemalarda bu şahane ekibin filmini sinemaya gidip mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben kendi adıma da teşekkür ederim geldiğiniz için. Güzel de eğlendik. Programımızın finalde çok güzel bir köşesi var. Ona konuk müzemize hediyelerinizi evet, biz almak istiyorum. Getireyim ben hemen. Söyleme, gelsin. Gelsin abi hediye. Sürpriz. Ben kendi hediye kendim getiririm. Öyle mi? Tabii. Buyur abi. Kimseye direktifler falan filan bende yok. Vay yarın ön satıştayız. Hepsi bir arada geldi. Getir. Hepsi mi geldi? Hepsi geldi abi. Gelsin abi. İşte hediyeler. Geldi. Efendim, Baba Parası'ndan Kıbrıslı Selim. Çok güzelmiş be. İşte biraz bu ya. Vudu büyüsü gibi oldu ama. Çok güzelmiş. Ben de çapkın Niyazi'yi getirdim. Artık ne kadar çapkın olacaksa. Çok güzelmiş. Yağmur. Ben de üniversite yetenek sınavıyla girmiştim. Üniversite sınavına girmeden önceki son çizimim 2009 yılında çizmiştim. Oha. Bu resmi, onu getirmek istedim. Bravo, işte bu ekibi harika. Bravo. Ekranları karşısındaki seyircilerimiz, EYS Yılbaşı programının sonuna geldik. Hepinize şahane bir yıl diliyorum. Kendi adıma 2019 benim için yepyeni başlangıçların olduğu bir yıl oldu. İşte evlendiğim, çocuğum oldu. Yepyeni başlangıçlar oldu. Kendi adıma müthiş bir yıl geçirdim. İnşallah 2020'de sizin için böyle süper başlangıçların olduğu bir yıl olur inşallah. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. EYS burada sona erdi. Haftaya görüşürüz.